Hocam konuyu anlıyorum ama soruyu çözemiyorum. Evet Tonguç'um birçok arkadaşına aynı dertten muzdarip. Konuyu anlıyorum ama soruyu çözemiyorum demiş. <laughs> Mesela Furkan Emir Pala demiş ki hocam konuyu anladım fakat bu konuyla ilgili soruları çözemiyorum. Birçok kez tekrar yaptım. Tekrar da yapıyorum. Evet sen de tekrar yapıyorsun biliyorum Tonguç'um ama olmuyor ne yapmalıyım demiş. Anatomi demiş ki ilk önce anladım diyorum sonra soruları çözemiyorum. Hiranur Adiyahşi hocam ben konuyu çok iyi anlıyorum ama soruları çözemiyorum. Neden acaba demiş. Mehmet Emin Bedir de hocam matematik dersinde konuyu anlıyorum ama yeni nesil matematik sorularını çözemiyorum demiş. Şimdi gelin hem matematikte hem Türkçe'de hem FEN'de. Acaba bir konuyu nasıl halledebiliriz? Konuyu hallettikten sonra soruları nasıl çözebiliriz? Beraber öğrenelim. Şimdi öncelikle sizlerin sorduğu bu soru sizin çalışkan olduğunuzu, başarılı olduğunuzu, gayret gösterdiğinizi ve kazanacağınızı gösteriyor. O yüzden öncelikle size alkışlıyorum. Teşekkürler hocam, teşekkürler. Evet Tonguç'um seni de tebrik ederim. Şimdi konuyu anladıktan sonra, konuyu anlamışsınız, gayret göstermişsiniz ama sorularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun nedeni ne? Söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar size sınavda soru soracaklar. Yani size sınavda konuyu anlat demeyecekler. Hadi çık tahtaya bize bu konuyu anlat demeyecekler. Size soru soracaklar. Dolayısıyla sınavda soru önünüze geldiği zaman açtınız sorular önünüze geldiği zaman öncelikle cevabın da aşağıda olduğunu bilmeniz lazım. Yani A, B, C, D seçenekleri var ve bu seçeneklerden bir tanesi doğru cevap. Bunu da biliyorsunuz. Yani seçenekleri kapatıp soruyu sormuyorlar size. İkincisi size bilgiler veriyorlar ve bu bilgilerden sizden bir şey istiyorlar. Yani bana ne veriyorlar ve benden ne istiyorlar bunu bilmeniz gerekiyor. Ama hepsinden daha önemlisi... En önemlisini söylüyorum kendinize inanmanız gerekiyor. Yani ben bu uzun uzun yeni nesil beceri temelli matematik, fendeki bu, şu soruya bakar mısın? Bak şu soruyu çözebilirsin dediğin zaman bir öğrenci çözerim tabii ki diyor. Ama şu soruya baktığı zaman hele hele bu yeni nesil sorular birçok öğrencinin morali bozuyor ve sınavda yapamayacağını düşünmesine sebep veriyor. Sende de oluyor mu Tonguç'un mu? Evet çok oluyor hocam. İşte bu düşünceden vazgeç. Yapamam edemem düşüncesen vazgeç Tonguç'um. Konuları anladıktan sonra soruları çözme kısmı esas işin en önemli kısmı. Çünkü sınavda sana soru soruyorlar ve bundan asla asla vazgeçme. Çünkü yapacağına inanırsan başarırsın. Bak önce bir motivasyon sözüyle başlamak istiyorum sonra taktiğe geçeceğim. Kaç hata yaparsanız yapın veya ne kadar yavaş ilerlerseniz ilerleyin. Denemeyen herkesten hala öndesiniz. Gerçekten de bu çok önemli bir cümle. Yani siz düştüğünüze bile öne doğru düşüyorsunuz. Yani hala biraz daha ileri oluyorsunuz. O yüzden şu anda hiç soru çözmeyip hata yapmayan öğrencilerden öndesiniz. Yani soruları çözemiyorum demeyen öğrencilerden öndesiniz. Çünkü ben bakıyorum benim öyle bir sıkıntım yok ki hocam ben zaten ders çalışmıyorum diyor. Dolayısıyla siz çalışıyorsunuz ve başaracaksınız. Bir kere bu en önemli kısmı başlatmışsınız. En önemli kısmı başarmışsınız. Şimdi öncelikle şimdi artık madem çalışıyoruz o zaman nasıl doğrularımızı artıracağız ona bakalım. Öncelikle eksik bir parça bırakmamanız gerekiyor. Yani konuyu Tüm kazanımlarıyla öğrendiğinize emin olmanız gerekiyor. Yani bir puzzle düşünün. Puzzle'ın içerisinde bir sürü parça vardır değil mi? Eğer siz şu parçayı da şöyle yapayım mesela. Şuraya da bir parça daha ekleyeyim. Eğer bu puzzle'da, şuralara birkaç parça ekleyeyim. Heh, şöyle yaptım. Şimdi bu puzzle'da eğer sizin bazı parçalarınız eksikse ne olur? Puzzle'ı tamamlayamazsınız. İşte sınav sorularıyla alakalı da gelebilecek bir konuyla alakalı diyelim ki 10 çeşit soru var. Birinci çeşit soru, ikinci çeşit soru, üçüncü çeşit soru, dört, beş... 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Sınavda bunlardan bir tanesi gelecek. Sen şimdi konu ilk öğrendiğinde birinci çeşit soruyu öğrenmiş oluyorsun. Şu anda bitti mi? Bitmedi. Şu anda sınava girsen yapabilir misin Tonguç'um? Hayır yapamam. Yapamazsın. Niye? Çünkü sınavda çıkma ihtimali 10 çeşit soru var. Sen konuyu anladığında sadece birinci çeşit görmüşsün. O zaman biraz daha çalışman gerekiyor. Çıkmış sorulara bakıyorsun LGS sorularına. İkinci çeşidini de görüyorsun. Sonra Milletin Bakanlığı kazanım testine bakıyorsun. Üçüncü çeşidini görüyorsun. Evindeki kaynaklara bakıyorsun. Dördüncü çeşidi görüyorsun. Başka bir çeşit beş. O yüzden biz zaten size hani diyoruz ya taktikli, sıfırdan, kota, işte zoru bankası, dinamo. Farklı farklı çeşitli soru bankalar hazırlamamızın sebebi bu. Yani her çeşit soruyu görmenizi istiyoruz. Matematikte, fende, türkçede. Ve bütün bu çeşit soruları çözdüğünüzde ve her birinden de yanlış yaptığını bunların doğrusunu öğrendiğinizde... Diyelim ki bu kadar kaynak çözdünüz ya bu kadar soru çeşidi çözdünüz. Ne oldu şimdi? Artık... ...onda dokuz soruyu doğru, doğru yapma ihtimaliniz var. Mesela şöyle düşünün. Sözcükte anlam sorularını hiç hata yapıyor musun Tonguç'um? Yapmıyorum hocam. Yapmıyorsun. Niye? Çünkü sözcükte anlamı zaten biz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Yani nasılsın, iyiyim. Günlük hayatımızda sözcük, cümle bu tarz şeyleri kullandığımız için... ...bunları hep gördüğümüz için... ...bunlarla alakalı kondisyonumuz çok yüksek. Bunlarla alakalı gelebilecek birçok soru çeşidini biliyoruz. Ama deyimlerde hata yapabiliyoruz. Niye? Çünkü günümüzde fazla deyim kullanmıyoruz. İşte biz... ...matematikte ya da fende birçok şeyi... ...günlük hayatımızda kullanmadığımız için... ...onlarla fazla karşılaşmadığımız için... ...her tür soru tipini görmemiş oluyoruz. O yüzden konuyu tüm kazanımlarıyla öğreneceğiz... ...ve sonra da her tür soruyu çözeceğiz. Bol soru çözmek en önemlisi... ...farklı soru tipleri görmek ve... ...kalıcı şekilde konuyu öğrenmek... ...burada en önemli kısım oluyor. Yani farklı soru tipleri gördüğün sürece... ...az önce söylediğimiz gibi... ...kalıcı şekilde konuyu öğrenmiş oluyorsun... ...hata yapmamış oluyorsun. Burada bir şey daha var... ...adım adım ilerlemek gerekiyor. Yani şak diye hemen ben bu tarz soru çözeceğim derseniz moraliniz bozulur. Çözemezseniz de dersiniz ki of ya yeni nesil matematik çok zormuş ya derseniz. Zaten sizin de vazgeçmenize yönelik böyle bir önünüze her zaman hayatta bir engel çıkacak. Yani hiçbir zaman başarılı olmuş insanlar Edison'u düşünün. İşte aklıma gelen bütün başarılı insanları söylüyorum size. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Steve Jobs fark etmez. Hepsi defalarca çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Defalarca vazgeçecek gibi oluyor. Olmayacak diyor. Ama en sonunda ne yapıyorlar? Atatürk'ü düşünün mesela Mustafa Kemal Atatürk. Yani hemen hadi bakalım ordumuzu kurduk hop düşmanı temizledik. Öyle değil defalarca. Trabluskar Savaşı'nda ilk askeri başarısını elde etmesine rağmen ne oluyor Tonguç? Un... Savaşı kaybediyoruz. Savaşı biz kaybediyoruz bak. Trabzon'da askeri başarı elde ediyor ama savaşı kaybediyoruz. Sonra Balkan Savaşları'nda ne yapıyor? Kaybediyoruz. Bak Balkan Savaşları'nda kaybediyoruz. Yani tüm ordu kaybediyor. Çünkü çok zor durumda Osmanlı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde başarılı oluyor Mustafa Kemal. Suriye Filistin cephesinde geri çekilmek zorunda kalıyor. Veyahut da Kafkasya cephesinde bu şehitisi kurtarıyor ama orada da geri çekiliyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda toplamda ne oluyor? Bak kaybediyoruz bak. Bir Dünya Savaşı'nda Evet da onu da kaybettik hocam. Sonra Kurtuluş Savaşı'na girerken ne oluyor? Diyorlar ki ya aman vazgeçelim. Mandala'yı girelim. Yapamayız diyorlar. Yani hayattaki başarılı olmuş insanların önüne de defalarca bir sürü engel çıkıyor. Öyle hop kazanalım bitti gitti değil. Defalarca kayıplar, defalarca Edison bin defa deniyor ampulü buluncaya kadar. Yani hadi ben denedim. Aa yandı çok güzel ne kadar şanslıyım hemen ampulü bul. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla sizler de bir matematik sorusunu, bir fen sorusunu, yeni nesil bir Türkçe sorusunu çözemediğinizde moraliniz bozan, bozulmayacak. Önce bu kolay soru yapacaksınız temel bunlardan Sonra orta seviyelere geçeceksiniz. Sonra sınav tarzı sorularla kendinizi pekiştire 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 iyi yerlere geleceksiniz. Yani temel düzeyden başlayarak temel orta yeni sorularla çalışacaksınız. Bir anda yeni nesil soruya geçerseniz diyelim ki temelden çözdünüz. Şöyle açıyorum. Temelden yüzlerce çözdünüz. Ortadan da yüzlerce çözdünüz. Yeni geldiniz. İki dakikada çözemiyorsunuz. Eyvah olmuyor. Ne yapacağız Tonguç'um? Vazgeçeceğiz hocam. Hayır vazgeçmek yok. Vazgeçeceğiz ne vazgeçmeyiz olur mu öyle şey? Vazgeçmeyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim ben bu soru iki dakikada çözemiyorsam ilk başta on dakikada çözerim. Sonra yedi dakikada çözerim. Sonra sekiz dakikada çözerim. Sonra beş. Sonra dört. Sonra iki. Sonra gerçek sınava girdiğinizde zaten e, iki dakikada hatta daha kısa sürede çözeceksiniz. Hatalarımızdan ders çıkarmakta çok çok önemli. Yaptığınız hatalar o kadar değerli ki. Benim en sevdiğim öğrencisi bir nedir biliyor musun? Doğru yapan öğrenciler mi? Hayır doğru yapan öğrenciler değil. Yanlış yapan öğrenciler. Çünkü yanlış yapan öğrenci o yanlışı yapıyor sınavda ve bir daha gerçek sınavda yapmayacak. Ama doğru yapan öğrenci ya çok zeki. zaten zeki o süper kurtulmuş yapacak gibi ona bir sıkıntı yok. Ya da çalışmıyor az çalışıyor o yüzden hep doğru yapıyor. Yani sen günde üç soru çözersen bir yanlış yaparsın. Ama günde üç yüz soru çözersen yüz yanlış yaparsın. Eğer üçte bir yanlış oranın varsa. Dolayısıyla çok yanlış yapıyorum diyen bir öğrenci esasında çok çalışan gayret gösteren ve bu hataları kapatıp gerçek sınavda iyi yapacak Olan bir öğrenci. Dolayısıyla yaptığımız hatalar önemli. Mutlaka cevabımızı kontrol edeceğiz. Nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz. Ve eğer yanlışların belli konulardan çıkıyorsa Tonguç'um mutlaka konu tekrar yapacağız. Soruları çözerken takıldığımız ve karıştırdığımız noktaları not alacağız. Hatta gerekirse bu yaptığın soru diyelim şu fen sorusu ya da matematik sorusunu keseceksin duvarına atacaksın. Ki, bu soru beni çok uğraştırmıştı. Ben bu soruyu unutmayacağım arkadaş. Bu sorunun benzeri bir daha gelirse diyeceksiniz ve o soruyu da unutmayacaksınız. Aklınıza kalacak. İlk etapta tabii söylediğimiz gibi süre tutmayacaksınız. Yani iki dakikada çözemedim. Hayır ya ilk dakika on dakikada çözdüm. Yirmi dakikada çözdüm soru. Önemli değil. Olumsuz düşüncelere de asla kapılmayacağız. Az önce söylediğim şey çok önemli. Eğer geleceği düşünüyorsanız arkadaşlar geçmişinize bakmalısınız. Geçmişimizde bizim kimler var? Atatürk var. Kanuni Sultan Süleyman var. Yavuz Sultan Selim var. E, Malazgirt Zaferi'ni elinden Alparslan var. Çok büyük sıkıntıları, çok büyük dertleri açmışlar. Bu nedir ya? LGS nedir Allah'ını seversen yani bir tane matematik. Aa, Kolay değil. Ben ben olsam gerçekten zorlanırım. Ben olsam sizden daha fazla ağlarım, üzülürüm. Bu ne ya yapamıyorum derim. Ama sizler başaracaksınız. diyeceksiniz ki kardeşim. Ben önce bunu çözeceğim, sonra bunu çözeceğim, sonra bir daha soracağım, bir daha soracağım ve başaracağım diyeceksiniz. Zaten eğer inanırsanız mutlaka mutlaka başarırsınız arkadaşlar. Hata yapmaktan da korkmayacaksınız. Ve şunu da unutmayın. Neden sorusunu mutlaka sorun kendinize. Yani hangi işlemi neden yapamıyorum? Sorularda hangi şeyler hata yapmama sebep veriyor? İşte Türkçe'de paragraf sorularına hata yapıyorsanız ben paragrafta ne yapmalıyım? Ben mutlaka işte günde 10 soru çözüyorum paragraf olan ama buradaki hatalarımın sebebi ne? Kareko'da okuttum sözümü dinledim ama bir kez daha arkadaşlar. Yani mutlaka onun üzerine gideceksiniz. Bu işi halledeceğim diyeceksiniz. Şöyle düşünün. 90 tane soru var. Bu 90 soruyu güzel bir şekilde çalışıp yaptığınız zaman yani hepsinde değil yani belli bir kısmını yaptığınız zaman Hayallerinizdeki güzel bir lise gidiyorsunuz. Bence bu güzel bir şey. Yani şöyle olsa daha kötü olmaz mıydı? Çok parası olanlar iyi lise gidecek. Bak, bu ne kadar kötü bir şey. Hayır. Ben param yok ama çalışıp babamın parası olsa bile çalışıp kazanacağım diyebilirsin. İşte sadece boyu 1.95 olanlar veya da soyu sadece boyu 1.50 olanlar veya da işte sadece tombişler. Öyle bir şey yok. Çalışan herkes, herkes. Uzun boylu, kısa boylu, sarışın esmer, kumral, kızıl saçlı, işte ne bileyim Ankaralı, Yozgat. Herkes istediği zaman çalışırsa Ankara Fene, İstanbul Fene, Galatasaray Lisesi'nin istediği okula gidebiliyor. Dolayısıyla ben bu işi başaracağım diyeceksiniz ve güzel bir şekilde bu sınavı hazırlanıp kazanacaksınız. Az önce söylediğim şey çok çok önemli. Kaç hata yaparsanız yapın veya ne kadar yavaş ilerlerseniz ilerleyin. Hocam hala yapamıyorum deseniz bile denemeyen herkesten şunu mavi yazalım şapkalı güzel güzel olmadı beğenmedim denemeyen herkesten hala öndesiniz arkadaşlar. Ve hala sizler başaracak kapasitesiniz. O zaman ne yapıyoruz Songuç'um? Vazgeçmiyoruz, başarıyoruz. Harikasın, alkışlamak istiyorum seni. Vazgeçmiyoruz ve başarıyoruz diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.